sürekli Taksim meydandasınız. Evet abi. Sürekli köpeklerle dostsunuz, arkadaşsınız galiba. Birlikte yatarken görüyoruz. Yatıyorum doğru. Kendinizi bir anlatır, tanıtır mısınız? Adınız, soyadınız? Bircan Ceba. Amasya'dan geldim. Sokakta büyüyorum, sokakta yetişiyorum. Köpeklerle birlikte yatıyorum. Köpeklerle birlikte yemek yiyorum. Hiç kimseyle uğraşmam, hiç kimseyle derdimi paylaşmam. İnsanlar para verir, onları alırım. Yemek yerim. İçki kullanmam, tiner kullanmam. Köpekler en iyi dosttur abi. Dostlardan başka da hiç kimse bulamaz. Yani şimdi ne diyeyim, köpekleri herkes sever. Sevmediği bir şey de değil. Köpeğe vuranı görürsem zaten onu ben felç ederim. Köpekten başka da bir şey diyemiyorum. Kaç yaşındasın? 18. Memleketten neye geldin buraya? Nasıl geldin? Memleketten yurtta büyüdüm ben. Yurttan işte çıktıktan sonra buraya geldim. Burada büyüdüm. 4 yaşında değil de 18 yaşından çıktıktan sonra buraya geldim işte. 4 yaşında işte buralarda geziniyordum. Yurttan kaçak olarak geziniyordum. Ondan sonra burada büyüdüm. Yurttan hep kaçak olarak gezdim, büyüdüm. Anne baba, baba ölü. Anne var, anne başkasıyla evli. Olduğundan dolayı sıkıntı. Amasya güzel bir yerdir ama İstanbul'da bir şey yapamıyorum. İstanbul'da herkes yemek verdiğinden dolayı yemek İstanbul'da daha iyidir. Amasya küçük olduğundan dolayı yemek vermiyorlar. Onun için bir şey yapamıyorum. Sürekli sokaklarda kalıyorsun. Herhangi bir tehlikesi var mı? Ya da insanların bakışı sana nasıl? İnsanların bakışı... Şimdi ona bir şey diyemiyorum da. İnsanların bazıları iyi bakar, insanların bazıları kötü bakar. Mesela onun yanına oturursun. Oturduğun zaman der ki, kalk der, üstün kirli der. Öyle insanların yanınıza oturmayı hiç sevmezler. Bazıları der, gel otur kardeşim, ısınmak istiyorsan gel ateşimizi ısın derler. Bazıları da yemek verir, bazıları para verir. Git yattığın yerde git, yat, sokakta kalma. Yoksa üşürsün falan derler. Tehlike olarak da tinerciler var, valeciler var, bıçak gezdirenler var. Hepsi var. Yok diyen de bir şey yoktur zaten. En çok da zaten tinerciler olduğundan dolayı hiç kimse yanlarına yaklaşmıyor. Bir şey zannediyorlar, hiç yaklaşmaya etmiyorlar. Tinercilerden herhangi bir zarar gördün mü bugüne kadar? Tinercilerden görmedim. Göremem de zaten de bizim köpekler olduğundan dolayı köpekler koruyor beni. Köpekler koruduğundan dolayı da yaklaşmıyorlar. Köpeklerle yattığın için mi köpekler koruyor seni? Köpek şimdi, köpek beni sahiplendi. Köpek sahiplendikten sonra zaten insan bile olsun yaklaştırmaz. Şimdi tanıdığı bir insan varsa yaklaştırır ama tanımadığı insan yoksa, tanımadığı insan varsa yine yaklaştırmaz. Şimdi sahibi uyurken sahibinin yanına yaklaşmaz. Köpek ürker, bir şey yapacak zanneder, hırlar. Yani sen uyurken sana herhangi bir tehlike geldiği zaman köpekler seni... Köpek direkt saldırıya geçer zaten o sırada. Köpek çünkü hissediyor her şeyi, korkunu da hisseder, şeyini de hisseder. Onun için yaklaştırmaz. İnsan şimdi sahipli olanları yaklaştırmaz. Sahibi yanında uyuyorsa hele hele, sahibi uyuyorsa ondan dolayı yaklaştırmaz. Sahibi uyumasa zaten yaklaştırır onu bile. Okula gittin mi? Yok abi, gitmedim. Burada büyüdüğümden dolayı işte yurttan kaçtığımdan dolayı okula da falan gitmedim. Burada büyüdüm. Burada yetiştiğimden dolayı bir ay iki üç kişi ablalar falan yardım etmek istedi de okula gitmemiştim. Yine gitmedim. Gitmediğimden dolayı da bir şey yapamıyorum. Memlekette mi yurtta kalmıştın yoksa İstanbul'da mı yurtta kaldın? Memlekette yurtta kaldıydım, Amasya'da yurtta kaldıydım. Yurtta işte sıkıntılar oluyordu, dövüyorlardı, ediyorlardı. Onun için de bir şey yapamıyordum. Şimdi yurt dediniz de yurt, öyle bir yurtlar olmuyor. Bazen yurt olunca oldukları gibi değil. Haberlere bile çıkanları da var zaten. Dayak atıyorlar, ayaklarında sopa kırıyorlar. Onun için de yurt bildiğiniz yurt değildir yani. Öyle acı veren bir yurt. Yurtta o yüzden mi yurttan kaçtın? Tibo'da yatmaz da. Tombul Tibo. İsmi ne bunun? Bunun adını bilmiyorum ama Tombul diyorum ben buna. Tombul mu koymuşsun? Tombul da onun için göbeğe Tombul. Aman Tombul. Yandır bakayım, yandır, yandır. Kaç tane köpek var burada? 6. 6'sında arkadaş mısın?
Selamet, hayırlı.